denizaltının etrafındaki alan, orta büyüklükte bir kentin bir yıllık enerji ihtiyacını karşılayabilir. Üstelik bu, buzdağının sadece görünen kısmı. Meksika körfezinde Amerika Birleşik Devletleri'nin 2000 yıllık ihtiyacını karşılayacak enerji saklı olabilir. Bazı bilimcilere göre yeryüzündeki toplam gaz hidrat rezervi tüm insan ırkına 3000 yıl yetecek kadar. Aslında büyük bir altın külçesi arıyoruz. Konsantre halde daracık bir alana sıkışmış enerjinin peşindeyiz. Bulduğumuz şey de aynen bu. Bugüne dek görülmüş en konsantre gaz hidrat enerji kütlesi. Herhalde meslek hayatımın en kayda değer dalışını yaptım. Hayatımda gördüğüm en büyük gaz hidrat parçasıydı. Zengin rezervleri bulmak uzun bir yoldaki ilk adım. Bilimciler gaz hidratları deniz yaşamına zarar vermeden çekebilmeyi de öğrenmeliler. Asıl iş ondan sonra başlayacak. Bunu temiz enerjiye dönüştürecekler. Tüm fosil yakıtları gibi hidratlar da yakıldıklarında sera gazları açığa çıkıyor. Hidratlar evinize elektrik getirmeden önce bu gazların hapsedilmesi lazım. Peki şu an itibariyle kullanabileceğimiz enerjiler nerede? Biri için rüzgara karşı ıslık çalmak gerekiyor. Avrupa'nın tek büyük petrol ve gaz kaynağı Kuzey Denizi. Bir zamanlar dünya petrollerinin onda biri buradan sağlanıyordu. Burası şimdi en hızlı tükenen petrol rezervlerinden biri. ...15 yıla kalmadan Kuzey Denizi'ndeki petrol üretimi 1/3 oranında düşecek. Ama Kuzey Denizi'nde başka bir enerji biçimi daha var. Bol, yenilenebilir ve temiz. Rüzgar gücü. Güzel bir yelkenliyle böyle bir günde buraya geldiğimde, yeryüzünde en sevdiğim yerin burası olduğunu düşünüyorum. Şu anda yelkenlerimizi şişiren rüzgar, Hollanda'daki tüm evlere elektrik enerjisi sağlamaya yeter. Dünyanın daha büyük bir bölümünün rüzgar enerjisinden yararlandığını görmek isterdim. Dünyada en hızlı gelişen enerji kaynaklarından biri de dev rüzgar çiftlikleri. Hoob Den Rooijen en büyük rüzgar çiftliklerinden birinin mimarı. Burası Edmund Aan Zee Rüzgar Çiftliği, Hollanda sahillerinin 20 kilometre açığı. Hollanda kıyılarının açığında kurulan ve en ileri teknolojiyi kullanan bu ilk rüzgar çiftliğinin işler duruma geçmesi için yıllardır büyük bir ekip çalışıyor. Bu büyük mühendislik projesi karada başlıyor. Türbin rotorlarının fabrikadan nakledilmesi başlı başına askeri tarz bir operasyon. Epoksi ve karbon elyafından oluşan rotorlardan her biri 42 metre boyunda. Bir futbol sahasının neredeyse yarısı. Çocukluğumda yel değirmenleri bazı çiftlik arazilerinde görülen küçük şeylerdi. Çiftliğe yetecek kadar elektrik üretirlerdi. 90'ların sonlarında megawatt üreten rüzgar türbinlerinden bahsedilir oldu. Bir megawatt rüzgar enerjisi yüzlerce evin elektrik ihtiyacını karşılayabilir.
Bunun şahane bir fikir olduğunu düşünmüştüm. Bana ilham veren de bu oldu. Dünyanın en fırtınalı denizlerinden birinde çalışmak için ekibe sabit bir platform gerek. Sea Energy adlı geminin deniz tabanına 20 metre girebilen 4 bacağı var. Yüzlerce ton çeliği kaldırabilmek için sağlam kayalardan destek alınması lazım. Bu gezegende inşa edilmiş belki de en büyük rüzgar türbinlerine bakıyorsunuz. Türbinin yaklaşık 30 metresi deniz tabanındaki ana kayaya gömülüyor. Sonraki 20 metresi su yüzeyinin altında. Dışarıda kalan kısım yaklaşık 65 metre yüksekliğinde. Bu işte büyük türbin demek daha randımanlı ve daha güçlü türbinler demek. Rüzgarın güçlü ve düzenli estiği yerde dönebilmeleri için yüksek olmaları gerek. Böylece enerji daha verimli dönüştürülebiliyor. Rüzgar türbinleri işte bu yüzden yüksek yapılar. Bu dev çelik kulelere okyanusun ortasında manevra yaptırmak tehlikeli olabilir. Şu ana dek hiç kaza yaşanmamış. Ama en ufak bir hatadan gemideki herkes zarar görebilir. 4 milyon dolar değerindeki mühendislik şaheserinin denizin dibini boylayacak olması da cabası. Risklerden ötürü işin başına okyanusu tanıyan bir ustabaşı getirilmiş. Kuleyi temele oturtmaya çalışıyoruz. Şu an deniz çok dalgalı olduğundan vinç de gemi de bir türlü sabit durmuyor. Dans eder gibi görünüyorsak bu yüzden. Kule temelle aynı hizaya getirildiğinde ekip 140 civatayı teker teker sıkacak. Sıra 20 kat yukarı tırmanıp türbini takmaya geliyor. Her şey yolunda giderse montajı 24 saat içinde tamamlayabilirler. Çok dikkat etmemiz gerek çünkü tehlikeli işlerle uğraşıyoruz. Herkes her an işine odaklanmalı. Sadece kendi işinize değil, diğerlerinin de o an ne yaptığına bakmalısınız. Bazen işinizi çabuk bitiriyor, diğerlerini bekliyorsunuz. Uyanık olmalısınız. Esintisiz günlerde montajda hiç aksaklık yaşanmıyor. Ama Kuzey Denizi'nin her an değişebilen bir havası var. Hollanda'da kışlar bayağı fırtınalı geçebilir. Rüzgarların kasırga şiddetinde estiği oluyor. İnşaat sırasında 14 metrelik dalgalarla karşılaşmıştık ama bu tribünler hiçbir zarar görmedi. Kuzey Denizi öfkesiyle ünlü. Ama onlar da zaten böyle kötü hava şartlarından ötürü buradalar. Gulf Stream'in sıcak rüzgarları soğuk kutup havasıyla çarpıştığında türbülans oluşuyor. Ve tabii kasırga şiddetinde rüzgarlar. Hava türbinlere birkaç tır kamyonun aynı anda tam gaz rotorlara bindirmesine eşit bir güçte çarpıyor. Jeneratörün içindeki kablolar manyetik alan içinde son hızla dönmeye başlıyor. Sonuçta elektrik üretiliyor. Her türbin 3000 evi aydınlatabilecek güçte. Dışarıdan çok sade görünüyorlar. Ama uçaklar ne kadar sade görünüyorsa ancak o kadar. Bu tribünlerin içinde de jet motorlarındaki gibi ileri bir teknoloji saklı. Deniz yüzeyinden 65 metre yüksekte. Sırada makine dairesinin kuleye tutturulması var.
pinç operatörü yükünü milimetrik hassasiyetle doğru konuma getirmek zorunda. Bir tır kamyonunu 4 basket topu üzerinde dengelemek gibi bir iş. Hem de rüzgarlı bir havada ve dalgalı denizde. Yapılacak son iş en zoru ve en tehlikelisi. Üçüncü rotor motora bağlanacak. Ekip tüm cıvataları aynı hizaya getirmek zorunda. Tek bir cıvatanın bile eğilmesi, tüm türbinin tekrar sökülüp karaya götürülmesi anlamına gelecek.